Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Orta Çağ'da orkların akın akın insanlara saldırdığı bir diyara gidiyoruz efendim. Ve bu diyarda orkların geçmesini önlemek, kimi zaman da bize, insan krallığına gelecek takviye kuvvetlere yol yapmak için köprüler yapacağız abi. Hadi bakalım oyuna başlayalım. Ben bunu baya bir oynamıştım açıkçası ve en son nerede kaldığımı inanılmaz derecede merak ediyorum. Mancınıkları kaleye götürmek için bir köprü inşa ettiği efendim bizlere. Bakalım köprü yapma skillerim hala yerli yerinde mi? Hala böyle bir hani... Baba bazen o kadar kötü köprüler yapıyorum ki sizlerden muazzam yorumlar geliyor. Yani hani baba kör koklaya koklaya daha iyi köprü yapardı. Kardeş bu kolsuzluktan öte bir şey, sen ne yapıyorsun falan gibisinden. Baya bir eleştirilere maruz kaldım efendim. Mancınık taşıyacağız baba ve 25.000 gold'u aşmamamızı istiyor bizden. Pekala, biz de o halde 25.000 gold'u aşmadan bir şeyler yapmaya çalışırız diyecektim ki bunları yaptıktan sonra öldüm zaten yahu. Pekala, şöyle bir şey yapabiliyor muyum? Galiba yapabiliyorum ama bunları bağlamam mümkün değil. Peki. Efendim, bu köprüyü ne şekilde desteklemek mantıklı olur ya? Böyle hani alttan mı destek çıksak, yanlarda bak direkler var abi, şuradan direk yapıp böyle iplerle falan tutmaya çalışabiliriz ama iplerle de pek bir cırt olacağını zannetmiyorum abi. İpler de bana cacık gibi geliyor açıkçası. Ve 25.000 altını aşma diyor, ben 25.000 altını aşıyorum hocam. 25.000 altını aşıyorum abi. Oho! 25.000 altını aşmadan bunu yapması mümkün değil ki baba. Ya bu şekilde geçeceğinden bile emin değilim de. Bir deneyelim abi, bakalım nasıl bir yük gelecek. Ona göre önlem alırız. İleride daha iyisini yaparız. Bak. Bıcırıklara bak sen. Bıcırıklara bak. Ben bu arada kırmızı çizgiye... Evet baba. 3 mancınık arda arda geçince demek ki babalara geliyoruz. Ben bu arada kırmızı yeşil renk görüyorum ha. Oyun tam bana göre dostum. Böyle köprüye ağır yük bindiği zaman köprü kırmızılaşıyor. Baba şöyle bir şey yapsak, yani bir artık aşağı ya da yukarı kaydıramıyor muyuz abi bunları ya? Pekala bak, aşağı örümcek ağ sistemi kuracağım hocam. Buna bak örümcek ağ taktiği derler moruk. Her yerde işe yarar. Çaktırma, bir boka yaramayacak. Sakin ol evlat. Bak baba. Alttan destekliyorsun, görüyor musun? Nasıl bir altyapı hocam? Nasıl bir altyapı? Muazzam bir yapı, muazzam bir çalışma kanka. Şimdi bak, biz bu muazzam yapıyı destekleye aşağı ilerleteceğiz. Sonrasında ise bu köprü daş gibi olacak hocam. Daş gibi olacak ve her şeyi tutacak. Söylediğime ben bile inanmamış olabilirim, biliyor musun? Bak şuradan şöyle, haydele, gelmiyor oradan. Baba 23.900'e ben belki bu şekilde tutabileceğini düşünüyorum. Taş gibi ha. Harbiden taş gibi köprü hocam. Boşa demedik bak, örümcek ağ taktiği. Ama örümcek ağ taktiği patladı. Baba B planı. Niye patladı biliyor musun hocam? Niye patladı bak ben sana söyleyeyim. Şuralardan böyle yanlı destekler çakmadık. Vallahi ötesini de yapamıyorum abi. Bu köşelerde değil, şu ortalara gelince yük biniyor galiba. Şöyle şu iki tarafa yapsam. Abi bence tutacak ya, bak tam 29.900. Oyun bunu hesaplamıştır. Oyun demiştir ki bu çocuk en ince ayrıntısına kadar hesaplasın. Hadi baba, mancınıklar hızlı. Hocam gitti gidiyor baba. Hadi bakayım. Koklayarak yapsın bunu. Baba kör koklayarak senden daha iyi köprü yapar falan. Haydi. Hocam nasıl olacak bu iş ya? Nasıl olacak abi bu iş? Şöyle şuradan köprüyü desteklesek bak. Bak buradan köprüyü destekledik, tamam mı? Buralardan köprüyü destekledik abi. Buralardan desteklediğimiz köprüye alttan altyapı çalışmasını döşesek. Bak şimdi bir tekrardan altyapı çalışması döşeceğiz abi. Altyapı çalışmasını döşe bakayım bir. Döşe baba. Şöyle bir altyapı çalışması döşeyelim buraya. Buradan böyle. Şuralara tık baba, buradan buraya tık, buradan şöyle tık, buradan böyle tık.
Evet. Hacı abi tutmayacak gibi bir his var içimde ama yani o hisse de şimdi sövesim geliyor ama tutmayacak gibi bir his var içimde ya. Şöyle hani şu kısımları bunlar da destekliyor ya, ne yapsam bilmiyorum abi şu an. Ya şu an ne yapmalıyım bilmiyorum, bak şu üçüne, şu üçüne çok fazla yük binecek abi. Acaba buraları şöyle hani ayrı ayrı yapacağıma birleşik mi yapsam diye düşündüm de sonradan mantıksız olduğunu fark ettim. Abi şuralara çok yük binecek be. Baba yapma ya. Baba yapma ya. O zaman şöyle yapsak abi. Tartmaz ki. Biraderim tartmaz ki yani öyle bak. Şurada çok güzel bir destek var, tamam mı? Şu alt tarafta çok güzel bir destek var abi. Alt taraf muazzam ama şuradan da tutacak bir şey lazım yani. O zaman bunu buraya alsak, şuradan şöyle bir tık kırsak. Bir tık kırsak da burayı şöyle ufak bir şey yapıp bağlasak abi misal. 25.000. Aynısını burayı için de yapalım hocam. Şöyle ufak bir şeyler yapıp bağlayalım. 24.800. Şöyle olsa yemiyor. Baba deneyeceğiz artık. Hadi bakalım. Bak şurada çok güzel bir altyapı çalışması var abi. Oraya kadar dayanırsa şurada bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ah! Geçiyoruz galiba. Yine de büyük konuşmamak lazım. Şuralar arıza verir. Verebilir. Abi galiba geçiyoruz. Baba! Geçtik lan. Geçtik hocam be. Geçtik be. Oley be. Geçtik be. Mimar babuş. OP. İşte bu baba. İşte bu. Mimarlık yeteneklerimi hafife almayacaktınız. Mimarlık yeteneklerimi hafife almayacaktınız abi. Ambarlarımız doluyor, ordumuz büyüyor. Yakında orklara karşı, orklarla karşı karşıya gelmeye hazır olacağız. Aynen devam et mimar. Emriniz olur babacığım. Hallederiz. Köprüyü güçlendir ve üstünü kapat. En az 6 konvoy birliğinin geçmesi gerekli. 11'lik kurtar. Ha, şu mesele. Ama bu yamık dayı, yamık yamık. Her şeyi silebiliyoruz mu? Baba sil. Sal baba bana, bak para sıkıntısı yok, bir şey yok diyor ki, ayı gibi kullanabilirsin diyor. Ayı gibi sermaye var diyor abi adam. Adam sana diyor ki ayı gibi sermaye var diyor. Baba buraları kalaslarla desteklersin, tamam mı? Buralara kalaslarla destek verirsin. Ondan sonra yapacağın hamleyi söylüyorum hocam sana. Tekrardan. Tekrardan aynı taktik. Tekrardan aynı taktik abi bak. Tekrardan aynı taktik. Abi müzik çok güzel değil mi ya? Buradan da şöyle yandan bağlayacağız. 10 numara. Şşş. Ses etme hocam. Halledeceğiz. Halledeceğiz, halledeceğiz. Her şeyi halledeceğiz. Bir garip oldu sanki ya. Bak. Buraları böyle yaptık. Buradan da buna çıktık abi. Bak şuradan şuna, buradan buna. Baya kuvvetli bir çalışma oldu abi. Baya kuvvetli bir takım çalışması oldu. Şimdi aynı şeyi üste yapacağız abi. Şöyle üçer birimden kaldırırsak. Aynı şeyi üste yapmaya paramız yetecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Galiba kılı kılına yetecek abi. Bakalım. Ya yukarısı destek verir? Bak köprünün kendine hali yok gibi değil hocam. Görüyor musun? Ay babaannen. Kardeş yengenin oğulları ölsün, dur bir. Baba atın ağzına sıçtı. Abi. Abi kıç kadar taş geldi ağzına tükürdü bu taşlar ya. Baba geri al. Baba bana ver kontrolü. Şşş, bana ver abi. Bana ver abi. Çok büyük taşlar gelirse tutmaz yalnız ya. Rengi değişti gibi şuranın, yani ben renk körüyüm, seçemiyorum da. Hafiften rengi değişti gibi ama geçtik büyük ihtimalle ya. Abi altyapıyı çok sağlam yaptım ben bak. Altyapı çok sağlam oldu yani bu köprüye meteor atsan kırılmaz baba. Ayı gibi taşa dayadık ya. Taşa dayayıp döşeyip yaptık abi. 11'lik kurtar. 10'da 10 baba. 10'da 10. Eyvallah. Eyvallah hocam. Şimdi de silahları milahları taşıyacağız, sonra orklarla kapışacağız galiba. Silahları ve zırhı kaleye götürmek için köprü inşa et, 14.000'i aşma.
Abi ne yapıyorsun ya? Dayanacağımız yer çok köşede. Ve 14.000'i aşmamam lazım. 14.000'i aşmadan ben nasıl bir şeyler yapabilirim ki? Eski taktik. Eski taktik. Eski torpaklardan kim kaldı hocam? Eski torpaklardan kim kaldı bak. Bütçe de kısıtlı. Bütçe de kısıtlıysa oyun bizi bu hareketi yapmaya sevk ediyor olabilir. Oyun bizi bu hareketi yapmaya sevk ediyor olabilir babacım. 14.000 aşma dedi de biz biraz açtık. Nasıl şey yapacağız abi? Nasıl kurtaracağız onu? O zaman şunları silip şu aşağıyı şey olarak düşünün abi bak. Aşağıyı merkez olarak düşünün, yük merkezi. Baba bu aşağı doğru çöker yalnız ya. Aşağı doğru çöker abi, aşağıya çok yükleniyoruz öyle. Bu şekilde de hayatta tutmaz ki. Bu şekilde tutmasının mümkünatı yok. Ya hadi şuradan bir şekilde destek verdik abi. Şuradan bir şekilde destek verdik. Şu incecik parça bunu tutmayacaktır usta ya. Şu incecik parça bunu tutmayacaktır ama. Şöyle hani maksat dengeledik diyelim hadi baba. Bak tam 14.000. Şurayı salıp buraya mı yapacaktım acaba ya? Şurada kırılacak abi. Ora tutmaz. O alt tek parçayken tutmaz abi. Bak bir saniye. Bir saniye hocam. Tasarruf yapacağız. Babacım tasarruf yapacağız. Tasarruf yapacağız da neyine tasarruf yapacağız Samet kardeş? Burası tutmaz ki abi. Ya altın kısıtlaması falan da var yani. Beynim yanacak en sonunda, o olacak ya. Altın kısıtlaması da var baba. Ben buraya bir şey yapamam ki ya. Abi altın kısıtlaması olmaması lazım yani. Hani çok zor bölüm aga. Ben nasıl geçireceğim bunu? Bak hadi şimdi buradan aşağı yukarı eminim, tamam mı? Şuraya ne yapabilirim ki? Şöyle bir tıklık destek çıkalım. Abi şurada kırılır gider bak. Ben sana söyleyeyim. Şurada bir yerde kırılır gider. Şuralarda bir yerde kırılır gider abi. Yok. Yani burası tamam da. Ya çok fazla paradan kısmışlar. Oo, kıt kanaat geçtik galiba. Bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum açıkçası. Abi be, oley be, oley be. Köprülerin efendisi be. 6 düşmanı yok et. Vadiye en az 3 düşman düşür. Tamam kardeş. Ha, tuzaklı planlar. Şimdi baba, bak. Bunda taktik nedir biliyor musun? Bunda taktik şudur abi. Öncelikle bir gelen düşmanı görelim. Bak gördüğünüz gibi geri dönüyorlar abi. Doğru düzgün şey yapmıyorlar. Bunlar düşman birliği mi lan? Aynen düşman birliği. Bakalım. Aynen düşman birliği abi. Şimdi baba, bu düşmanların tuzağa düşebilmesi için ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Bu konvoyun tamamının ilerlemesi gerekiyor. Yani kırık nokta şurası olacak abi, anlıyor musun? Buranın üstüne bastıklarında, hatta burası da değil. Şu kısım. Şu kısım moruk bak. Şuraya bastıklarında şu arada bunların düşmeleri gerekiyor. Eğer düşmezlerse sıkıntı baba. Yani bu arada düşecekler, tamam mı? Bu araya hiçbir şey yapmayacağız. Ama diğer yerlerin sağlam olmasını sağlayacağız ki adamlar emin adımlarla ilerlesin. Bak hocam, tam şu noktadan kırılması gerekiyor. O noktadan kırılması gerektiği için diğer noktalara destek yapacağız hayvan gibi, tamam mı? Hatta nasıl yapacağız biliyor musun? Şöyle bir şey yapacağız abi. Şurada şöyle bir şey yapacağız abi. Bunu sal. Bunu tamamen getir. Şurada kırılacak kanka. Şu nokta kırılacak, tamam mı? Şu nokta kırılacak abi. Geri kalanlarını tutacağız. O nokta kırılacak. Şöyle bir ikili getirelim. Bu ikili noktanın şu kısmında bir yerinde, hayır bak şöyle yapacağız. Bu kısımda kırılma yaşanması lazım. Hatta bu kısımda da kırılma yaşanması lazım. Hatta belki dur abi, deneme yanılma yolu. Deneme yanılma yolu babacığım. Kimse hata yapanı öldürmüyor. Hata yapan ölesiye dövülmüyor. Hata yapan ölesiye dayak yemiyor abi şimdi. Şuraya şöyle ben bir ayı gibi savunma çekeyim.
ayı gibi bir sistem yapayım ki bura kırılmasın. Burayı tutmaya sadece bu yetecektir zaten. Şöyle bir şeyler yapalım abi. Şuradan şöyle bağlayalım. Buradan böyle geçirelim. Buradan bunu bağlayalım. Ayı gibi sistem yaptık hocam. Şurası kırılma noktası bak. Şurada bir yerde kırılacak. Kardeş dalga mı geçiyorsun? Tamam. Kırılacak. Çok erken kırıldım be abi. Burada ayı gibi şey tutuyor böyle. Çok erken kırıldın. Şuralar fazla geldi galiba. Yo, şuradan yük yapıyor ya, ondan tartmıyor. Geri vitesi görüyor musun yalnız hocam? Tamam. Çok kırılgan değil ama yeri geldiğinde kırılacak şekilde bak. Çok kırılgan değil hocam, görüyorsun. Tartar ama yeri geldiğinde kırılacak şekilde. Baba çök. Baba çök. Baba çök. Baba harikayız. Abi harikayız. Düşmanların hepsi cehennemin dibini boyladı. Abi harikayız. Düşmanların hepsi cehennemin dibini boyladı abi. 6'da 6 yok ettik elemanları. Bakalım baba, son görev ne? Köprüyü güçlendir, üstünü kapat. En az 2 konvoy birliğinin geçmesini sağla. Pekala, pekala, pekala. Şimdi o zaman örümcek ağ taktiği yaşatır hocam. Örümcek ağ taktiği yaşatır. Şimdi aşağıya bir örümcek ağ çizeceğiz abi, tamam mı? Aşağıya bir örümcek ağ yapacağız. Ve yukarıyı da kuvvetlendirebildiğimiz kadar kuvvetlendireceğiz. Anladığım kadarıyla yoğun top atışlarına maruz kalacağız abi. Bu yüzden işimizi sağlam alacağız. Aşağısı sağlam olacak abi. Babalara gelmeyeceğiz. Yukarıdan da gelecek saldırıları önleyeceğiz abi şimdi. 3 birim kapatamıyor. 2 birim kapatıyor da 2 birimden ne geçecek oğlum? Baba 3 birim tak kapat. 3 birim tak kapat. 3 birim tak kapat. İlk katman çatısı. Bunlar muhtemelen ayı gibi dalacaklar kanka. Bunlar ayı gibi dalacakları için şöyle bir örümcek ağ stili ikinci katmanı çekeceğiz abi. Bak. Örümcek ağ stili ikinci katman. Bunlar birbirine bağlı. Şunları şöyle çek. Çek hocam. Abi 2-3 çat. 2-3 çat. Aşağıyı biraz daha kuvvetlendirelim abi. Aşağıyı biraz daha kuvvetlendirelim. Şöyle alt taraftan biraz daha destek verelim. Hatta alt taraf iyice... Hayrola hocam? Oralara niye ulaşmadık? Alt taraf iyice şey olsun abi. Tank gibi olsun. Baba buraya... Büyük konuşmayayım ama yani böyle çok büyük bir kaya parçası fırlatmazlarsa buraya bir bok olmaz anam bak. Şuranın haşatı çıktı fark etmez, biz iki katmanlı yaptık ama. Dayanmadı abi ikinci katman. Ha peki. Peki baba. Şimdi nasıl olacak bakalım. Bence şimdi tutunur abi. Bence şimdi tutunur. Yani şu küçücük parça bile nelerin değişmesine kadir olacak yani. İzleyin babuşlar. Ben de merak ediyorum açıkçası. Hani jortlayabiliriz abi. Emin olamamakla beraber jortlayabiliriz. Bak yine kırmızılaştı. Yok hocam tutar tutar. Sonuncusuna kadar tutar abi. İki katman abi bak. İki katman. Zemine örümcek ağ taktiği abi. Zemine örümcek ağ taktiği. Babuştan mimarlığın püf noktaları. Abi. Babuştan mimarlığın püf noktaları. Açıldı mı dördüncü tur? Açıldı. Efendim ambarlar doldu. Savunmalarımız güçlendirildi ve birlikler harekata hazır. Savaşa. Elbette efendim. Hadi savaşa. Haberler şey getirdim. Yüce. Bu tipi sevmedim abi. Yüce ne? Yutkunarak ağzında ne gebeliyorsun? Konuş yoksa yumruğumla ben seni konuştururum. Çetelerimiz yenilgiye uğradı ve Kral Hordun müttefikleriyle birlikte saldırıyor. Sefil kurtçuklar, savaşçıları gönderin, kayalarla ezin onları, acımadan yok edeceğiz. Göreceğiz karşın. Vadiye en az 4 düşman düşür.
Bu görev tiplemesini pek sevmiyorum açıkçası ya, ama böyle parayı sınırsız tuttukları için bu görev tiplemesine alışabilirim abi. Kanka ordular nereden geliyor? Diğer taraftan geliyor. Okey to. Diğer taraftan birlikler geliyor abi. Tam şurası bizim kırılma noktamız baba. Kırılma noktasından öncesi için adam akıllı yerler ayarlıyorum baba. Adam akıllı ayarlıyorum. Örümcek ağ taktiğini uygulayacağız tekrardan. Ama örümcek ağ taktiği burayı böyle dimdik ayakta tutsa da şuradaki şeyin açılmasına engel olmayacaktır abi. Böyle köprünün sıkıca durması ve sadece şuradan kopması için. Bak. Arka taraf sağlam olsun. Tamam mı? Buraya bastıklarında da çöksünler abi. Şuraya ekstradan yük bindirmeyelim. Burada çatlayacak zaten. Muhtemelen burada piyadeler... Anan. Anan. Abi piyadeler jortladı da atlılar çok pis U dönüşü yaptı be. Atlılar çok pis U dönüşü yaptı. Ne burada bir yerde piyadenin biri mi cebelleşiyor? Altı düşmanı yok etmeye uğraşırım da altı düşmanı birden düşürmek zor olur. Diğer görevlere geçelim ya. Birliklerinin ilerlemesi için köprü inşa et. 8500'ü açma. 8500'de ben ne geçireyim buradan kanka? Ayıp değil mi lan? 8500'de ben ne geçireceğim oğlum buradan? Bakalım burada da bir örümcek ağ taktiğiyle kurtulabilecek miyiz abi? Acaba sevgili örümcek ağ taktiğim beni burada da kurtaracak mı? Beni burada babalar kurtaracak galiba abi. Beni burada bir örümcek ağ falan kurtarmayacak gibime geliyor ama hayırlısı bakalım. Şöyle, şöyle aşağı, şöyle buraya. E kanka köprü Allah'a emanet duruyor şu an. Bu şekilde ooo bir de kol ordu geçiriyor ya. Bir de kol ordu geçirtiyor abi. Ne yapıyorsun kardeş sen? Ben nasıl tutacağım burayı ya? Bir de ordu geçirtiyor tepemden. Baba sıradan örümcek ha. Sıradan örümcek ağını yapmaya bile para yetmiyor ki. Ben nereyi nereye dayayıp geçireyim abi? Yok tartmaz bu köprü. 8500'ü aşacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Tartmaz kanka, mümkün değil ya. Ya nasıl para yetmiyor? Kardeş ben buradan ne yapayım? Adamları nasıl geçireyim? Üfleyerek mi karşıya geçireyim? Uçurayım mı ben bu insanları? Ne yapayım ya? Abi o zaman yukarıdan destekleyerek gidelim. Abi yukarıdan destekleyerek gidelim. Belki tartar. Zannetmiyorum ama tam 8500. Belki bu şekilde geçer abi. E dediğim gibi pek zannetmiyorum yani. Pek mümkün değil baba çünkü. Mümkün değil ya. Yani mümkünse de ben bilmiyorum taktiğini. Abi doğru düzgün para yok zaten. Şu incecik çubuk neyi tutacak ya? Bu görevlerde de kıstıkça kısıyor, kıstıkça kısıyor. Ne yapayım kardeş? Köprünün altına mekan kurayım. Gelene geçene mendil mi açayım? Ne bekliyorsun benden ya? Abi köprü altına mekan kurup gelene geçene mendil mi açayım? Ne yapayım? Abi Allah rızası için belediyemiz köprüyü tamamlayamadı yeterli fon vermediğinden dolayı. Bir el atar mısınız mı diyeyim. Bilader Allah belanı versin. Ne diyeyim ben? Nasıl yapayım bu köprüyü ya? Bak bana bela da okutuyor. Akşam akşam. Tövbe estağfurullah. Kardeşim nasıl çalışacak? Nasıl geçecek bu köprü ya? O zaman üstten örümcek ağa taktiği. Belki üstten örümcek ağ taktiği tutar dayı. Tutturamadık ki. Şöyle yapsak. Hiç umudum yok. Hiç umudum yok abi. Direkt çöküyor. O zaman alttan da destekleyelim abi şöyle. Aşağıdan da destekleyelim de. Nereyi destekliyoruz biz aşağıdan ya? Anca yetti. Şuna bakar mısın? Abi bu köprü nasıl tutacak? Alo, çıldıracağım. Kardeş. Kardeş ne bok yiyoruz? Abi 5. Abi 5. Abi 5.
Ha tamam bak, bu normal şartlar altında duruyorsa bunun ardına destek çaktık mı abi? Çalışmamazlık yapmaz yani. 5 birim. 2 yana 3 buraya. 2 yana 3 buraya. Ondan sonra destek çakamıyoruz ki. Para yetmiyor. Belki alt tarafı yük olarak gelmiştir abi. Şöyle yapalım. Şöyle arkaya düşecek iki tane şey yapalım abi. Arka tarafa düşecek. Arka tarafa yük verecek düşmesi sonucunda. Bak arka tarafa düştüğü için buraları gerginleştiriyor abi. Ama yine cort. Ben söverim yalnız ha. Hocam belki bu sefer bir ümit, bir umut, bir umuttur yaşamak. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Abi buradan nasıl geçilebilir ya? Manyak mısın kardeş? Buradan ben nasıl adam geçireyim ya? Delirdiniz mi oğlum ya? Krallık battı herhalde. Bu kadar easy olacağını zannetmiyorum ama hayırlısı bakalım. Hadi koşun aslanlar. Tutsanız arkadaşlarınızı tutun. Arkadaşlarınızı tutsanız oradan oğlum, arkadaşlarınızı tutun ya. Arkadaşlarınızı tutun be çocuğum be. İyi izleyin baba. Bok etme taktikleri. Hem mimarımız düşünüyor. Sıçtık galiba. Abi ben salıyorum ya. Bekle baba. Bekle. Abi şuradan bak. Şuradan şöyle inse. Buradan iki tık bunu tutsa, bir tık bunu tutsa, bir tık da bunu tutsa. Ondan sonra hatta bunlarla da yetinmeyip şuradan şöyle bir ikişer tık bağlantı yapılsa. Bence ayı gibi tutar lan bu sefer. Bence tutacak oğlum bu sefer. Yok abi köprü kıpraştı. Oğlum şu aşağısı niye tutmuyor lan? Şu aşağı niye tutmuyor olabilir abi? Yani bu aşağının tutmaması için bir sebep yok ki. Aşağının tutmaması için bir sebep yok anasını satayım ya. Zemini de tek bir yerden çıkarmıyorum ki. Peki şöyle yapalım abi. Zemini. Zemini. Ananı... Ya abi böyle de olmaz ki ama ya. Abi şimdi zemin 4 yerden birden çıkıyor. Yani ağırlık 4 noktaya birden dağılacak. Ağırlık 4 noktaya birden dağıldığı zaman da bu cortlar mı? E kardeş ağırlığı 4 noktaya birden dağıttım. Ben ne yapayım anasını satayım? Benden ne bekliyorsun ya? Vallahi sinir krizi geçiriyorum hocam. Bekle baba. İki tane ayı gibi noktadan çıkan ağırlığımız var, tamam mı? İki tane kalasımız var abi. Ayı gibi noktadan çıkan. Bu kalasların destek vereceği 2-3 noktamız var. Bu kalaslar o noktalara destek veriyor. Bu buradan oraya gidiyor. Buradan buna bağlanıyor. Buradan buna bağlanıyor. Yanlardan destek atıyoruz. Bu sefer tutması lazım abi. Hadi zemin ayrılacak. Zemin ayrılacak. Zemin ayrılıyor usta. Tam 11 bin. Baba koşun artık geçin la. Baba geçin la. Baba ordunun çoğu geçti. Harbiden bak ordunun çoğu geçti hocam. Ordunun çoğu geçti. Abi bence geçtiler. 16'da 16 ne demek ya? Abi kıç kadar bütçeyle ben bunu nasıl yapayım?
Ben bunu yapamam ki. Taşı biraz yükseltsek. Yok baba, taş da etki etmez. Bak bir saniye, taşı şöyle yaptık diyelim. Para etmiyor ki. E para bitti. Abi para yetmiyor ki. Ya para yetmiyor yani, hani taşla bir bok yemeye kalksak, şöyle iki birimlik bir halt yemeye kalksak. Hani iki birim yaklaştırdık abi, bunu böyle çıkardık, bunu böyle çıkardık. Ha yine aynı taktik, bu sefer zemin daha yakın abi. Bu sefer zemin de yakın. Şurada da yaptık yapacağımızı. Zemin yakın abi bu sefer. Direkt zeminden destek alıyor bu sefer. Kardeş hay Allah belanızı versin ya. Ben nasıl yapacağım oğlum bunu ya? Ne yaptınız oğlum? Geçmeyek diye bölüm mü yaptınız ya? Baba şöyle yaptık. Şöyle bunu alttan geldik bağladık. Bunu böyle bağladık. Bunu böyle bağladık. Bak sıkı gidiyor aslında. Sıkı gidiyor. Acaba aşağıya bağlamadan da yapılabilir mi? Gerçi biz bunu çok denedik değil mi ya? Çok denedik herhalde, ondan aşağı bağlamakta bulduk çareyi. Aynen abi, hatırlıyorum, denedik biz bunu. Belki de yöntem buydu. Değil. Değil. Değil 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 değil. İnanılmaz yük var. Baba ben salıyorum ya. Bu kaleniz de batsın, orklarınız da batsın, insanlığınız da batsın abi. Ben salıyorum. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Köprü yapma simülatörünün ortaçağ versiyonuyla beraber olduk. Umarım keyifli, güzel vakit geçirmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere babuşlar. Bay bay.